Selamünaleyküm arkadaşlar. 2019'un son günündeyiz. Bugün akşam, yılbaşı akşamı. 2020 yılının size hayırlı, uğurlu, sağlıklı ve sıhhatli, mutlu yıllar olarak geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Şimdi bir 4 silindirli benzinli bir aracın Chevrolet Aveo tekleme var arkadaşlar. Aracın sahibi tamircinin birine götürmüş, meslektaşımın birine. Habire buji kaprosu, buji değiştirmiş. Ondan sonra bakmış olmayacak, aracın sahibi bize getirdi arkadaşlar. Yani biz de bujilerini söktük, bujileri yağlamıştı arkadaşlar. İki tane buji yağlamıştı. Üçüncü ve dördüncü gözün silindirinin bujileri yağlamıştı. Ondan sonra... Neyse iki tane temiz buji taktık, çalıştırdık. Arabanın teklerken ekstradan bir ses çıktığını fark ettik. Çuf 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 diye ekstradan bir ses çıktığını fark ettik. Ve aracın silindirinde karışma olduğunu fark ettik arkadaşlar. Yani üçüncü göz ve dördüncü gözün silindirin arasındaki contanın ortasının yanmış olduğunu düşünerekten silindir kapağımızı söktük arkadaşlar. Söktük ve nokta vuruşu teşhis yapmış olduk. Onu göstereceğim size arkadaşlar. Yani bir önceki tamirci arkadaşı ben kötüleme babında değil, sadece benzinli araçlarda tekleyen bir arabanın sadece buji, buji kablosu, bobin, eski modellerde platin MXF gibi şeylerden olmayacağını size kanıtlamak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Yani bazen motorun içinde teknik hatalardan dolayı da araç tekleyebilir. Sentesi kayık olabilir, tekleyebilir. Trigger'in sentesi bir ileri bir geri ya da bir dişi olsa, atlamış olsa tekleyebilir. Ekstradan da silindir contası yanmış olduğu zaman da tekleyebilir arkadaşlar. Yavaş yavaş gel. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 3 ve 4. silindirin arasında conta yanmış arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Tamamen conta yandığı için karıştırma yapıyor. Karıştırma yapınca da araba tekliyor. Yavaş yavaş silindir kapağının yanına götürüyorum seni. Arkadaşlar şu şekilde, zaten conta çürümüş, yaklaş şuraya, su kanalları da çürümüş. Neredeyse buradan dışarıya su kaçıracakmış zaten. Arabanın teklemesi de isabet olmuş. Bu iki silindir birbiriyle karışınca tabii ki yağlama da yapıyor. Yağlama yapınca şu bujileri yağlıyor. Dikkat ederseniz bunları yeni taktık arızayı teşhis etmek için. Bunlar ise eski. Bunlar yağlamıştı geldiğinde buraya. Şurayı tam yaklaştırabilir misin? Net gösterebilir misin? Contanın yanmış olduğu bölgeyi, sağlam bölgeyi gösterelim şuradan. Burası sağlam ve burası yanmış. İki silindir karıştırdığı için benzinli araçlarda özellikle en ufak hatayı kabul etmiyor arkadaşlar. Eğer bu dizel arabada olmuş olsaydı su genleşme kabından suyu havaya atacaktı. Ekstradan da motorda tekleme onda da olacaktı. Mutlaka onda da olacaktı. Ama benzinli araçlarda araç gitmeyecek kadar tekliyor ve ondan sonra mecburen aracın sahibi tamirciye götürmek zorunda kalıyor. Onun için arkadaşlar yine bu contanın yanmasındaki sebeplerden bir tanesi antifriz kullanılmamış olması. Antifriz kullanmayınca araba iç hararet yapmış arkadaşlar. İç hararet yapınca ondan sonra contayı yakmış arkadaşlar. Niye antifriz kullanılmamış onu söyleyeceğim. Yaklaş buraya. Şuradaki çürümeler antifrizin bariz kullanılmadığını gösteriyor arkadaşlar.
durum bu. Benzinli araçlarda teklemenin bazı sebepleri bunlar. Hayırlı günler, hayırlı seyirler.